izleyiciler, sıradaki yarışmacımızdan "Nen var kuzum" desem "çok bedbahtım" yanıtını alacağımızdan hiç şüphem yok. Çünkü neden? Konsept zor. Biraz da oyunculuk var işin ucunda. Olsun, o da şansını deneyecek. Bakalım başarılı olabilecek mi? Ayşeci'yi canlandırmak üzere podyuma geliyor. Dilara Taşkın podyumda. İnsanlar kavga etmemeli, birbirlerini sevmeli. Çünkü hayat sevince güzel, sevince tatlı günler. Bir kuşu, kelebeği, bir taşı sevin yeter. Yapamadım. Çok teşekkür ediyoruz. Bay bay. Bay bay. Ama neden yapamadığımı da söyleyeyim mi? Savunma olmasın. Hoşça kal, ama düşman beldenin yaman güzeli. Ne dedin? Ne? Öyle işte, Malkoçoğlu falan falan. Evet, ne oldu? Yapamadım, çok mutsuzum. Ya olman lazım. "Nen var kuzum, çok bedbahtım." Tam sana göre, biliyorum. Asma suratını, ne yapalım, bu da böyle oldu. Gel. Bahar. O kadar şanslıydın, o kadar şanslıydın ki bunu sen yapacağını öğrenince resmen hayal kırıklığına uğramıştım. Demiştim ki bunu ben yapmalıyım. Ama şu anda görüyorum ki yani elindeki şansı kullanamadın. Çok güzel dans edebilirdin. Hatta bize de söyleyebilirdin, biz de seninle dans edebilirdik. Bence baştan yap. Ben de baştan yapmak istiyorum çünkü daha güzel yapıyordum zaten. Neden böyle oldu bilmiyorum. Kısmet değilmiş diyelim. Sebebi derhal bana böyle bir anda malum oldu niyeyse şuralardan. Biliyor musunuz, prova ben de. Yapılmamış. Hayır, biz provayı her yerde yaptık, dışarıda yaptık, içeride yaptık. Sadece burada yapacaktın. Yapmadık. Sahne evet. Gerekiyor ya hani. Öykü Hanım, ben onu neden burada olduğunu geçiyor biliyorum. Ya. Efendim Bahar? Ben neden olduğunu buldum galiba. Nedenmiş? Dilara'cığım, sana bir tavsiye olarak erkek arkadaşına sahneye çıkmamanı öneriyorum. Çünkü yanımızda onlar benim. Erkek arkadaşın değil, normal bir arkadaşım. Onun yüzünden benim dikkatim de dağılmadı. Sadece burası bilmiyorum, biraz geç açılınca benim ortaya yetişmem birazcık geç oldu. Yanlış anlamışsın. Erkek arkadaş dediğimiz olay fazla açıktır. Burada benim bir sürü erkek arkadaşım var mesela. Siz yanlış algılamak istediğiniz zaman yanlış anlamış olabilirsiniz. En iyi erkek arkadaş. Evet, en iyi erkek arkadaşım. Yani. Ha sen, ha o. Aha, anladım. Kötü görünüyorsun. Teşekkür ederim. Hani şunu duymak için arada yoruluyoruz ya. Fena yoruyor yani. Hazırsan geçebilirsin. Değilim. Olsun, ne yapalım. Hoş geldin Dilara. Hoş buldum Nur Hanım. Ayşecik oldun. Oldum mu? Oldum gibi. Yani kıyafet olarak benziyor. Evet, benzetmişsin ayakkabılar. Aslında senin partnerin olmadı, biliyor musun? Evet. Yani o seni asiste edemedi. Çünkü onun çok profesyonel olması gerekiyordu. Sen ona tabi olmalıydın. O sana tabi oldu. Yoksa kıyafetin, her şeyin, ilk çıktığında enerjinde çok iyiydi. Sonra düştün sen. Üzüldüm. Çünkü şey oldu, şimdi ben normalde buraya geldiğim zaman giriş yapacaktı, erken giriş yaptı, zaten orada bir afalladım ben. Evet, evet orada işte. Orada bir fos oldu Dilara. Orada fos oldu, ilk çıkışın çok iyiydi. Evet. Öyle bir kaza oldu diyelim. Olsun, kısmet olsun yani. Olsun ama şeydi, her şeyini benzetmişsin, hareketlerini de yaptın. Üzülme, böyle şeyler olur yani, sen yine de başarılısın, ben senden de değil. Çok teşekkür ederim. Sen yani böyle bir şey birebir kıyafetini falan yaptırmak, kendin mi yaptın? Yok, bunu kendim yapmadım. He. Bunu yaptırdım. He. Hı hı. Aferin sana. Artık hepsini de ben kendim yapmıyorum. Bak Dilara'ya sen. Şeydi tabii, keşke birkaç kişi daha olsaydı. Yürüseydiniz hep birlikte ama iyi ki o zaman daha bozulurdu. İyi ki de yapmadın kalabalıkta. Daha belli arada olur. Kaynarmışım, otururmuşum, ağlarmışım falan. Yo o kadar moralini bozma. 7 diyorum canım. Teşekkür ederim. Hoş geldin Dilara. Hoş bulduk. Gülcan Bey. Tabii bir şeyler yapmaya çalıştın. Çok kötü değildin. Nurellam'ın söylediği gibi birlikte dans ettiğini arkadaşın birazcık afalladı. O yüzden sen de şaşırdın. Ama ilk başta gayet iyiydin yani. İlk çıktığın bir 20-30 saniye. Tek başınayken gayet iyiydin. 7. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Neden reji provası yapmadın? Çünkü... Çünkü? Yapamadım. Ne demek yapamadım? Yetişemedim, geç kaldım. Prova yapamadığın için de ondan sonra şovunu yarıda bıraktın, yapamıyorum deyip suratına sallandırdın, geçtin yıldızına. Belki 10 alırdın. Bir 15 dakikanı ayırsaydın. Değil mi? Sessizliğimizi koruduğumuza göre... Hayır, ağlamayacağım. Bugün de iyi, bugün çok eğlenceli bir gün. Yani elbisen falan okey, ayakkabın da okey. Keşke o siyah ojeler olmasaydı parmağında. Ama tırnaklarımıza sürekli oje sürüyoruz ve onlar sararıyor ve ben onları sade kullanamam. Her rengi bir şey sürebilirsin. Belli olmaz. Mantıklı. 7. Teşekkür ederim. 7 de mantıklıdır inşallah. Çok mantıklı bence. Hoş geldin Dilara. Hoş buldum İvan Hanım. Evet, Ayşecik oldun. Hem de çok da yakıştı. Ya teşekkür ederim. Hakikaten elbiseye, böyle bir saçları, peru taktın, yapmaya çalıştın. Şimdi ne kadar emek verdin onu tartışacağız. Ne kadar çalıştınız? Ne kadar çalıştık? Dün çalıştık full. Bir de bugün buraya geldik, dışarıda da çalıştık. Yani bir saat mi, 10 dakika full? Hayır, bütün gün. Bütün gün? Evet. Ve sonuç bu. Normalde hayır, güzel dans edildik. Gerçekten orada başı kaçınca zaten devamı gelemiyor bir şeyin. Yani evet, bir anda bir yanlış koreografi oldu. Bir tane ilmeği koreografini sen devam ettirseydin keşke, bozmana gerek yok. Şimdi nerede kafa karıştı? Beyefendi havasını alması gerekiyordu ve sen o hareketi yapmadı diye koptu. Bütün koreografi koptu ve orada kaldınız. Sağa sola baktınız. Ne olduğunu belli değildi. O tarafta koştu, sen bu tarafta koştun. Artık enerjiniz koptu. Evet. Yani biraz bir hatandan dolayı, çünkü profesyonel dansçı değilsin. Ondan dolayı onu... Partneri de değil. Partneri de kim? Beyefendi. Her hafta buraya gelen, her hafta onun gelen arkadaşı. Evet. Keşke, onu ben kaptım, o hep benimle gelecek. Keşke dansta daha biraz daha yetenekli bir arkadaş gelseydi. Onu da tabii ki herkes dans edemez. Haydi. Bu hafta böyle olsun. Eğer emin değilsin... Sahne ne kadar kalabalık görüyor musunuz? Hı hı. Mesela bütün avcılarda da arkadaşa çağırsaydın burada ve bunu yapsaydınız muhteşem olurdu bence. Daha da kötü olurdu, nasıl yapacaklar dansları? Çünkü marş var sadece. Sadece böyle bir şey vardı yani. O sahne en çok siz gömüyorsunuz. Yani en kolay sahneyi yani canlayacaktın zaten. Aa, ha? Pardon. Gömmüyorum. Gerçekleri söylemek gömmek mi oldu? Peki. Aa. Yani çünkü kalabalık içinde bu küçük hatalar o kadar büyümüyor. Onu demek istiyorum. Haklısınız. Ama üzerindeki giydin ve yani peruk taktın, biraz daha bir çalıştın diyeyim. Haksızlık oldu. 8 veriyorum. Teşekkür ederim. Tabii Dilara, bana pek laf kalmadı. Olsun, ben de sevgili Zeynep Değirmencioğlu'na buradan sevgilerimi söylerim. Bütün filmlerini seyretmiş ve hep de ağlamışımdır. Zaten şu anda bile seyrediyorum eski Türk filmlerini ağlaya ağlaya. Sen bitirdin bütün yorumlarımı. Uyudur. Ne yapayım? Heyecanlanıyorum. Çok teşekkür ederim. Bye bye. Heyecanlanıyorum. Kaçıyor. Neslihan demek istiyorum ama Neslihan gibi göremiyorum. Müslüm Baba. Müslüm Baba geldi bize. Hoş geldin diyorum. Teşekkür ederim. Ayaktan alkışlıyorum. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler, 10.000 lira rekabetinde sahnede, podyumda toz duman. İşte benim stilim tarihinde 7 sezondan sonra bizim de kendimize göre bir tarihimiz var elbette. Defaatle izlediğimiz bir canlandırmayla karşı karşıyayız. Ama bakalım o nasıl yorumlayacak? Emin Aydın podyumda.